Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle yarın YKS sınavına girecek bütün evlatlarımıza, kardeşlerimize Rabbimizden başarılar niyaz ediyorum. Bir önceki görüşmemizde rüya nedir ve rüyaların çeşitleri nelerdir konularını beraberce anlamaya çalışmıştık. Bu görüşmemiz nasip olursa rüya tabiri üzerine. Hepimiz rüya görüyoruz. Çoğu zaman gördüklerimizin ne anlama, ne manaya geldiğini de bilemiyoruz, anlamıyoruz. Halbuki hissedebilir alemde olsun, rüya aleminde olsun, tüm suretler, sesler ve hareketler bir mana mukabilinde, yani bir manayı ifade etmek için konulmuştur. Hakk'ın kelime ve kelamıdır. Böyle olmasaydı Süleyman Aleyhisselam kuşların seslerini anlayamaz, Hızır Aleyhisselam çocuk duvar ve gemi hakkındaki kıssada geçen yorumlarını yapamazdı. Okumayı bilen kişi yazıdan onu yazanın maksadını anlar. Tevhiri bilen kişi için de rüyadaki nakışlar gaybi manalara delalet eder. Peki rüya tabiri ne demek? Rüya yorumlama anlamında kullanılan tabir kelimesi Arapçada köprü veya nehrin bir yakasından diğerine geçme anlamında, yani obur kökünden geliyor kardeşlerim. Bu anlamıyla tabir, rüyalardaki olay ve sembollerin ilk anlamlarına ulaşma çabasıdır. Dolayısıyla rüyanın tabir edilmesi, rüyalarda görülen şeylerin birer sembol ve remiz oldukları ön kabulüne mebnidir, ona dayanır. Tabirle bu sembollerin asıllarına ulaşılarak ne anlama geldikleri çözümlemeye çalışılmakta. İbn-i Arabi'ye göre bir idrak ile bir sureti rüyasında gören için idraki esnasında üç mertebe veya bu üç mertebeden biri söz konusu. Bunun bilinmesi rüyanın tabir edilmesi bakımından çok önemli. Birinci mertebe, kişinin idrak ettiği suretin gören ile değil de görünenle, görülenle ilgili olması. Bu da onun mertebe ve sıfatına göre olur. Bu durumda görülen şey bulunduğu hal üzere idrak edilir. İkinci mertebe, görülen suretin görenin nefsindeki bir halle ilgili olması, kendisini ilgilendirmesi. Üçüncüsü ise görülen suret meşru bir hakka ve konulmuş bir kanunla, buna ennamusul mevzu'a diye Araplar söylüyorlar, bununla ilgili. Bu takdirde idrak edilen suret o suretin görüldüğü bölgedeki geçerli yasayla ilgili, yani alemi suret mi, alemi birçok alemler var. Biz dört alemi biliyoruz. Bu alemlerde bu tabir edilmesi gerekiyor. İbn-i Arabi rüyadaki bir sureti idrak eden kişinin bu üç mertebe dışında bir mertebesi olmadığını belirtiyor. Bu mertebeyi elinde tutan ve er-ruh denilen melek ise, daha önce sizlere aktardığımız gibi birinci görüşmemizde ruh meleği bazen görülebilir, bazen görülemez. Bu mertebelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunuyor İbn-i Arabi Hazretleri, evla olan birinci mertebedir. Zira bu mertebede görülen şey tam ve iyidir. Çirkinlik ve eksiklik ile nitelenemez. Diğer iki mertebede ise görülen suret güzellik, çirkinlik, eksiklik ve kemal gibi hallerle ortaya çıkabilir. Şayet kişi gördüğü suretten bir hitabı muhatap olursa, hitabın haline göre ve rüyasında bunu ne kadar anladığına göre değerlendirilir. Aynı zamanda bu sureti gören kimsenin o suret karşısında edep, saygı veya takındığı diğer davranışlara da bakılmalıdır. Çünkü o kimsenin hali bu gördüğü suret ile olan muamelesinde ondan meydana gelen şeye nispet edilir. Kişi tabiri biliyor veya bilene sorarsa o zaman tabire müracaat eder, bilmiyorsa tabir etmez. Çünkü görülen her bakımdan hak bir surettir. Bu suretin dışındaki rüyalar ise şayet içinde kişiyi üzen şeyler varsa şeytandandır kardeşlerim. Bu tür rüyalar kişinin hoşuna gitmeyen rüyalardır. İbn-i Arabi bu türden bir rüya gören kişiye ilgili nebevi tavsiyeleri hatırlatır. Üç kez sol tarafına tükürmeli, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalı, kalkıp nafile namaz kılmalı ve rüyasını kimseye anlatmamalıdır. Burası çok önemli. Yani üç kez sol yanına tükürmeli, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalı, kalkıp nafile namaz kılmalı ve çok önemli, bir kez daha aktarıyorum kardeşlerim, rüyasını kimseye anlatmamalıdır. Neden? Biraz sonra sizlere bunun da
sebebini aktarmış olacağım. Yahut görülen suret kişinin uyanıkken nefsiyle yaptığı iç konuşmalarından meydana gelmiş olabilir. İbn-i Arabi'ye göre insanın nefsiyle konuşmaları hayale nakş olunur. Uyuduğunda bunları hissi müşterek ile idrak eder. Çünkü bunları uyanıkken tasavvur etmiş ve bu tasavvurlar hayalinde resmedilmiş olarak kalmıştır. Uyuyunca hisler hayal hazinesine yönelince hayalde resmedilmiş bu tasavvurları görür. Bu da nefsiyle alakalı olan kısımlar. İbn-i Arabi'ye göre şeytandan olan veya hadisi nefs şeklindeki rüyalara görüldüğü şekilde itibar edilmez. Hem nefsi hem de şeytani rüyalar tabir edilmez ve bunlar anlatılmaz. İbn-i Arabi'ye göre rüya tabiri konusunda Yusuf Aleyhisselam kıssasında işaret edilen bu hususa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifiyle işaret ediyor kardeşlerim. Er-ru'ya ala ricli ta'irin ma lem ta'bur fe izâ abarat veya abirat vakat. Rüya tabir edilmedikçe bir kuşun ayağı üstündedir. Tabir edilince düşer, yani tabir edildiği şekliyle vuku bulur. İbn-i Arabi'ye göre rüyadaki şeyin gerçekleşmesi tabirine bağlı olunca rüyanın rastgele kimselere anlatılmaması çok önemlidir. Bu sebeple hadis-i şerifin devamında rüyanın akıllı ve dostun olan kimseye anlatılması gerektiği belirtilmektedir. Tirmizi'deki rivayette de rüyayı akıllı olan Lebib ve Habib diye geçer. Ona anlatın ifadesi mevcuttur. Bilindiği gibi kardeşlerim Yusuf suresindeki diyalogda Hazreti Yusuf aleyhisselam gördüğü rüyayı babasına anlatınca Hazreti Yakup aleyhisselam rüyasını kardeşlerine anlatmaması konusunda onu uyarmıştır. Ayetteki bu uyarı da yukarıdaki hadisi teyit edici mahiyette denilebilir. İbn-i Arabi bu hadiste geçen ifadeleri şöyle izah ediyor. Hadis-i şerifte kuş yani tair diye geçen ifade hayır veya şerden kişinin nasip ve kısmeti anlamındaki kelime anlamına işaret eder. İbn-i Arabi'ye göre hadis-i şerifte kuşun kanadı değil de ayağı yani ricli tair denilmesi nasip anlamıyla ilgilidir. Zira kuş ayağıyla yerden bir şey alıp nasiplenir. Kanadıyla bunu yapamaz. Kuş Er-Ruh adlı meleğin şekle bürünmesidir. Dolayısıyla kuş gerçekte ayağına bağlanan nasipten ibarettir. O nasip yere düşünce yani tabir edilince kuş da yok olmuş olur. Rüyaların yorumuna tesir eden farklı özellikler var kardeşlerim. Zaman, mekan, rüyada görülen hayvanlar, renkler ve bunların isimlerinin ilk harfleri gibi. Lakin aynı rüyada farklı kişiler tarafından görülse, aynı rüyalar farklı kişiler tarafından görülse bile tabirleri kişiye özel yapılmalıdır. Rüya tabirlerine genelleme asla yapılmaz. Yani bizim gazetelerde veya efendim ansiklopedilerde görmüş olduğumuz rüya işte şunu görürsen şöyle olur, bunu görünce böyle olur. Her kişiye her manada özel bir tabir olarak yapılamaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Fakat genellemeler de var. O genellemelerden sizlere aktarmak ve bahsetmek isterim. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri tabirnamesine rüyanın mahiyetini anlatarak başlar ve her çeşit hayvan karakter özellikleri insanda bulunduğunu belirterek bu karakterlerin ve ait olduğu hayvanları şöyle açıklar. Mesela rüyada insan kaplan görürse kibir, aslan saldırganlık, kurt haset, köpek öfke, tilki hile, tavşan gaflet, eşek ferç şehveti, domuz arkadan yanaşmak, koyun mide şehveti, inek çok yemek, karınca tamah, fare cimrilik, beyaz deve kin, kırmızı deve vecd, yılan düşmanlık, akrep eziyet, sarı arı vesvese gibi diğer hayvanların da buna benzer huy ve karakterlerine yine İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri kitaplarında yazdıklarında temas etmektedir. Bir de rüyanın harf yorumunda ise rüyada görülen şeyin isminin Arapça yazılışının ilk harfi alınır ve rüyanın ne olduğu bu harfleri ortaya çıkar. İsmin başı elif ise ululuğa işarettir. Bu rüya sahibinin değerinin artacağına işarettir. Ben genellemeleri söylüyorum şu an kardeşlerim. Bunlar genellemel olarak bir rüyanın tabirinde ele alınabilir. Buradan yola çıkılarak rüya tabir edilebilir. Fakat çıkılacak nokta olarak düşünülmesi gerekiyor. Mesela B harfi ise beden ve cana can rahatlığıdır.
F harfi düşmana karşı üstün gelmek. Cim ise fırsat ve ganimet. Ha ise yücelik ve ululuk. Hı ise her emele ulaşmak. Dal ise zahmet ve güçlük. Zel ise mülk ve mal ve ululuk. R harfi ise iyi talih. Ra ise hacetlerin husulüne işaret eder. Z kalbi sağlam itikada götürür. Sin emniyet alameti. Şin istediğine, işlediğine pişman olmak. Sat kam almaya müjdeler. Dat mal bulmaya işaret. Tı ise düşmanı helak. Zı ise kalbi üzülecek. Ayın ise gönlünde karışıklık ortaya çıkar. Gayın ise nefsine zulümdür. F ise rütbesi artar. Kaf ise şansı açılır ve zengin olur. Kef ise hiç yoktan sevinçle karşılaşır. Lam ise emniyet demektir. Mim olursa muradına erer. Nun ise hatırı yıkılacaktır. Vav ise işleri kolaylaşır. H ise üzüntü ve gözyaşıdır. Y ise taata muvaffak olur. İşte bu tabirler çıkan tabirlerdir. Peki nasıl, mesela bir örnek. Rüyada görülen kişinin ismi veya görülen şeyin ismi sorulur. Sorulan onun isim, ismin Arapçasının ilk harfi alınarak buralardan bir genelleme ile özele doğru rüya tabir edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüyalar ve bunlarla ilgili yaptığı yorumlar da var kardeşlerim. Kaynaklara baktığımızda görmüş olduğu pek çok rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bu rüyaları tabir ettiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece rüyamda Ukbe bin Nafi'nin evinde olduğumuzu gördüm. Bize İbn-i Tab hurmalarından getirildi. Bunu dünyada yücelik, ahirette de hayırlı sonuç bizim olacak. Dinimiz de kemale erdi ve istikrar buldu diye yorumladım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü başka rüyalardan da bahsetmiş ve onları da yorumlamıştır. Bunlar genelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında veya ondan sonra tezahür edecek olaylarla ilgili şeyler. Nitekim bunların bir kısmında gördüklerini, Medine'ye yaptığı hicret, Bedir ve Uhud harbiyle Mekke'nin fethi gibi daha sonraları gerçekleşen olaylarla Efendimiz yorumlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha Mekke'deyken oradan içinde hurmaların bulunduğu bir şehre göç ettiğini görmüştür. Bu şehrin eski adı Yesrib olan Medine veya Bahreyn'de bulunan Hacer diye bir şehir olduğunu vehmetmiştir. Ancak daha sonra bunun Medine olduğu hepimiz tarafından gerçekleştiği görülmüştür. Bir keresinde rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir kılıç bulunduğunu ve o kılıcı şiddetli bir şekilde salladığını, kılıcın ön kısmının kırılıp düştüğünü, ikinci kez salladığında ise kılıcın kırılan parçasının eskisinden daha güzel olarak yerine geldiğini gördüğünü anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kılıcın kırılmasını Uhud Savaşı'ndaki yenilgiye eskisinden daha güzel bir şekilde yerine gelmesini de Mekke'nin fethiyle yorumlamıştır. Yine o bu bapta gördüğü rüyada bazı sığırların boğazlandığını gördüğünü söylemiş ve bunu Uhud Savaşı'nda şehit edilen ashabına yorumlamıştır. Yine bazı rüyalarını kendisinden sonra gelecek halifeler ve ümmetinin halleriyle ilgili olduğunu işaret etmiştir ki bu rüyaların hepsi Efendimizin yorumuyla ortaya çıkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Enes bin Malik'in naklettiğine göre Peygamberimiz gündüz süt teyzesi Ümmü Haram radıyallahu anh'ın evine gitmiş. Orada uykuya dalmış. Bir süre sonra gülümseyerek uyanmış. Niçin güldüğünü soran Ümmü Haram'a radıyallahu anh'a şöyle demiş. Bana ümmetimden Allah yolunda savaşan bir grup gösterildi de onlar gemilere binmiş olarak şu denizin yani Akdeniz'i göstererek üzerinde ellerinde bir takım esirler olduğu halde gidiyorlardı deyince Ümmü Haram radıyallahu anh'a annemiz ey Allah'ın elçisi beni de onlardan kılması için Allah'a dua et deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen onlardansın demiş. Gerçekten de yıllar sonra Ümmü Haram radıyallahu anh'a Muaviye'nin radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında Kıbrıs adasına savaşa giden bir grup askere katılarak gemiye binmiş ve Kıbrıs'a gitmiştir. Sonra orada şehit düşmüştür. Bildiğiniz üzere bugün türbesi Rum kesimindeki Larnaka'dadır. Tabii ki buradaki Larnaka'daki bu türbeyi Rum yönetiminin izin verdiği zamanlarda çok kısa süreli ziyaret ediyor müminler. Tabii ki belli bir sayıda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir rüyasında Medine'den kapkara bir kadının çıkıp Cuhfe denilen yere gittiğini görmüş ve bunu Medine'deki veba hastalığının buradan çıkıp
Cuhfe'ye gideceği şeklinde yorumlamıştı. Onun gördüğünü söylediği ilginç rüyalardan biri de Hazreti İsa aleyhisselam ve Deccal ile ilgili. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Kabe'yi tavaf eden düz saçlı, kumral benizli, yakışıklı bir adam görmüş. Bu kim diye sorunca o Meryem oğlu Mesih'ti denilmiş. Sonra çirkin yapılı sağ gözü kör birini görmüş ve ona bunun Deccal olduğu söylenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda daha sonradan evleneceği Hazreti Ayşe'yi radıyallahu anh'ı da rüyasında görmüştür. Bu konudaki hadis-i şeriflerde belirtildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile radıyallahu anh'a ile evlenmeden önce onu iki kez ipekler içinde sarılı vaziyette melek tarafından taşınırken görmüş. Şayet bu Allah'tansa gerçekleşecektir demiştir. Meleğe o sarılı şeyi açmasını söylemiş. Melek açınca orada Hazreti Ayşe validemizi görmüştür. Zaman zaman rüyasında bir şeyler içtiğini gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içtiği şeyi ashabına yorumlamıştır. Bunların birinde kendisine rüyasında süt ikram edildiğini, kana kana içtikten sonra arta kalanı Hazreti Ömer Efendimiz'e verdiğini söylemiş. Bunu nasıl tabir ediyorsunuz diye sorulunca Efendimiz'e ilim diye cevap vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bazı insanlar gördüğünü, bunların bir kısmının üzerindeki gömleğin kısa, bir kısmınınkinin ise biraz daha uzun olduğunu, daha sonra da Hazreti Ömer'i üzerinde herkesinkinden daha uzun bir elbiseyle gördüğünü söylemiş ve bunu da din diye tabir etmiştir. Bir keresinde rüyasında iki koluna iki altın bileziğin takıldığını görmüş, bunları hoş karşılamayınca ona söz konusu iki bileziği üflemesi söylenmiş, o da üflenmiş, bilezikler uçup gitmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakında çıkacak olan iki yalancı peygambere yorumlamıştır. Ki hadis-i şerifte rivayet edildiği üzere Ubeydullah o iki yalancının peygamberlik iddiasında bulunan El-Ansi ile müseyleme olduğunu söylemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen rüyasında cenneti ve oradakilerin ahvaline dair hususları, ayrıca cehennemi ve oradakilerin durumunu gördüğünü de söylemiştir. Konuyla ilgili uzunca bir rüyasında iki melek tarafından alınıp götürüldüğünü ve cehennemin kendisine gösterildiğini anlatmış. Hadis-i şerifte belirtildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ibadetlerini samimiyetsizce yapan, yalan söyleyen, zina eden, faiz yiyen vesaire bunun gibi kişilerin gördükleri azabı müşahede de etmiştir. Yine aynı rüyada kendisine bedenlerinin yarısı güzel, yarısı çirkin insanlar gösterildiğini anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara orada bulunan ve bembeyaz olan bir nehre girmelerini emredildiğini, nehirden çıkan bu insanların son derece güzel bir şekil aldıklarını da anlatmıştır. Oldukça uzun olan bu rüyanın başka bir yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adın cenneti ve kendisinin oradaki yeri de gösterilmiştir. O çok beğenip hayran kaldığı bu yere girmek istemiş fakat melekler şimdi olmaz, daha sonra geleceksin ya Resulullah demişlerdir. Bu rüyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen fakat kim olduklarını, niçin bu halde bulunduklarını bilmediği ve durumu çok ilginç olan bu kişilerin kimler olduğunu sormuş. Melekler de ona bunların kim olduklarını ve niçin bu halde bulunduklarını tek tek anlatmışlardır. Biraz evvel bunlardan çok kötü durumda olarak gördüklerinin dünyada ibadetlerini samimiyetsizce yapan, yalan söyleyen, zina eden, faiz yiyen ve bunun gibi kişiler olduğunu söylediğini sizlere aktarmıştım. İyi durumda gördüklerine gelince bu kişilerden biri içinde her türlü nimetin bulunduğu bir bahçede bulunan uzun boylu bir adam ve çevresini sarmış çocuklar olan İbrahim aleyhisselam'dan başkası değildir. Melekler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu adamın İbrahim peygamber olduğunu, etrafındaki çocukların da günahsız bir şekilde fıtrat üzere ölen çocuklar olduğunu söylemişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashabına anlatınca onlar, ey Allah'ın elçisi, müşriklerin ve Müslümanların dışındakilerin küçük yaşta ölmüş çocukları da mı oradaydılar diye sormuş. O da evet, müşriklerin evlatları da oradaydı diye kendilerine cevap vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü ve bedenlerinin yarısı güzel, yarısı çirkin olan, sonra da bembeyaz bir nehre girerek çok güzel bir şekilde oradan çıkan insanları da dünya hayatında iyi ve kötü amelleri birbirine karıştıran kimseler olduğunu söylemiş. Allah'ın bunların kötü amellerini affederek onları cennete koyduğuna işaret etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rüyasında cennette çok güzel bir saray görmüş. Bunun kime ait olduğunu sorunca
Onun Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın olduğu kendisine haber verilmiş. Ashab'tan Abdullah bin Ömer'in de rüyasında melekleri, cehennemi ve oradaki insanların ahvalini gördüğü bildirilmekte. Bu rüya Efendimiz'e anlatılmış. O da rüyada cenneti görmeyi iyi bir insan olmaya hamletmişti. Bunların dışında daha pek çok kişinin öldükten sonraki hayat ve oradaki haller ile alakalı rüyalar gördüklerini biz kaynaklarda, eserlerde görüyoruz kardeşlerim. Sizler de görüyorsunuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının rüyalarını yorumlaması var bir de. Kendi rüyaları dışında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının gördüğü rüyaları yorumladığı gibi başkalarının o rüyaları yorumlamasına da izin vermiştir. Bazı rivayetlerde ashabının gördükleri rüyaları ona anlattıkları, onun da bunları tevil ettiği belirtilir. Nitekim Yahudiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh adlı sahabi ona rüyasında bir bahçede olduğunu gördüğünü söylemiş. Sonra da şöyle devam etmiş. Bahçenin ortasında bir direk, direğin tepesinde bir sağlam if vardı. Bana ona tutun denildi. Ben yapamayacağımı söyleyince biri bana yardım etti. Ben de onu tuttum. Sonra onu tutuyor olduğum halde uyandım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'ın bu rüyasını şöyle yorumlamış. O bahçe İslam bahçesidir. O direk İslam direğidir. Tuttuğun sağlam ip ise Allah'ın kopmayan sağlam ipi olan bu dindir ki, İslam'dır ki sen ölünceye kadar onun üzerinde kalacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa sabah namazından sonra ashabının rüyalarını tabire zaman ayırırdı. Ve içinizden kim bir rüya görmüşse anlasın ki ben onu yorumlayayım derdi. Yine böyle dediği bir günde adamın biri dedi ki ey Allah'ın elçisi ben bu gece rüyamda bir bulut parçası gördüm ki ondan bal ve yağ akıyordu. Bazı insanlar ondan avuç avuç alıyorlardı. Bazıları ise ancak az bir kısmını alabiliyorlardı. Ayrıca gördüm ki gökten yere doğru bir ip uzanmış ve sen o ipe tutunup yükseliyorum. Sen o ipe yükseliyordun. Ardından başka bir adam ona tutundu. O da yükseldi. Sonra başka bir adam tutunup yükseldi. Sonra başka bir adam onu tutunduğu sırada ip koptu. Fakat sonra ip ona ulaştı ve o da yükseldi. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoruma başlamadan orada bulunan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ey Allah'ın elçisi izin versen de ben onu yorumlasam deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yorumla ey Ebubekir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dedi ki bulut İslam bulutudur. Ondan akan bal ve yağ ise Kur'an'dır. Onun tatlılığı ve yumuşaklığıdır. Ondan avuç avuç alanlar Kur'an'ı çok okuyanlardır. Az alanlar ise onu az okuyanlardır. Gökten yere uzanan ip senin üzerinde bulunduğun haktır. Sen onu tutuyorsun ve Allah seni onunla yüceltiyor. Ardından gelen biri onu tutuyor ve o da yükseliyor. Sonra başka bir adam onu tutuyor ve o adam da onunla yükseliyor. Sonra başka bir adam onu tutuyor. Fakat ip kesiliyor ama ona ulaştırılıyor ve o da onunla yükseliyor. Haber ver ey Allah'ın elçisi, yorumumda isabet mi ettim yoksa yanlış mı yaptım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e bir kısmında isabet ettin, diğer bir kısmında ise hata yaptın buyurmuştur. Daha sonraki dönemlerde kardeşlerim bu hadis-i şerifte geçen ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ardından ipe tutunarak yücelere çıktığı belirtilen kişilerin ondan sonra gelen halifeler olduğu söylenmiş, rüya bu şekilde yorumlanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gördüğü rüyaları yorumlamasına dair daha birçok örnekler de vardır. Mesela bir gün Ümmül Fadıl adındaki bir kadın sahibi radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Rüyamda gördüm ki sanki evimde senin bir parçan var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğün rüya hayırdır. Fatıma bir erkek çocuk doğuracak, sen de onu emzireceksin buyurur. Rüyayı gören Ümmül Fadıl radıyallahu anh'a bir süre sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma annemizin Hazreti Hasan'ı dünyaya getirdiğini ve kendisinin de onu bir süreliğine emzirdiğini anlatmıştır. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh bir gün rüyasında biri savaşarak şehit düşen, diğeri de ondan bir yıl sonra vefat eden iki Müslümanı görür. Sonra da vefat eden şehit olandan daha fazla ikrama mazhar olur. Talha radıyallahu anh bunu çok yadırgar, garipser. Uyandığında da bunu insanlara anlatır ve hayretini ifade eder. Talha'nın radıyallahu anh'ın gördüğü rüya ve onun bundan dolayı duyduğu şaşkınlık Efendimiz'e ulaşınca o Talha'ya şöyle buyurur. Bunun nesi senin tuhafına gidiyor? O şöyle cevap verir. Ey Allah'ın elçisi, şu Allah yolunda ölüp şehit oldu. Oysa öteki ondan önce cennete girdi.
O zaman Efendimiz şöyle cevap verir. Bu şehit olandan sonra bir yıl daha yaşamadı mı? Ramazan ayına erişip oruç tuttu ve bir yıl boyunca namaz kıldı, öyle değil mi? İşte bu yüzden o ikisi arasında yer ile gök arasındaki mesafe kadar fark vardır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca amcası Hazreti Abbas'ın rüyasında sanki güneşin yerde olduğunu ve oradan göğe yükseldiğini gördüğünü anlatınca o senin yeğenindir demiş, yani kendisini kastetmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının rüyalarını tabir ettiği gibi aynı zamanda rüya tabiri konusunda onlara önemli bir kriter de öğretmiştir. Bir hadis-i şerifte kadının biri kocasından hamile olduğu halde kocası onu bırakıp ticaret için şehir dışına çıkmıştı. Onun ardından kadın bir rüya görmüş, rüyasında evinin direğinin çöktüğünü ve şaşı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının kendisine anlattığı rüyayı senin kocan Allah'ın izniyle sana iyi bir şekilde ve sağlam olarak dönecek. Ayrıca sen iyi bir çocuk dünyaya getireceksin diye yorumlamış. Kadın bu rüyayı birkaç kez görmüş, her defasında gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatmış, Efendimiz de hep aynı şekilde yorumlamış. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evde olmadığı bir günde yine aynı kadın aynı rüyayı görmüş ve evde bulamadığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine eşi Hazreti Ayşe annemize anlatmış. Hazreti Ayşe annemiz de eğer dediklerin doğruysa kocan ölecek ve sen kötü bir çocuk dünyaya getireceksin deyivermiş. Kadın çok üzülmüş ve oturup ağlamış. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Durumu öğrenince Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh annemize bir Müslümanın rüyasını yorumladığın zaman onu hayra yor. Zira rüya yorumlandığı gibi çıkabilir buyurmuş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz diyor ki tıpkı yorumladığım gibi kadının kocası öldü ve kadın kötü bir çocuk doğurdu. Bundan şu esas çıkarıyoruz kardeşlerim. Rüya yorumlanırken iyiye hamledilmeli, iyiye tevil edilmeli. Ondan iyi manalar çıkarılmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanmış toplu rüya, grup rüyası örneklerinde rastlamak mümkün. Kadir gecesi Kur'an'ın inmeye başladığı gece olması hasebiyle çok önemli bir gece. Fakat bu gecenin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Kadir gecesinin hangi gece olduğunu öğrenmek için bazı araştırmalar yapmış. Bu maksatta zaman zaman Efendimiz'e sorular sormuşlar. Ancak net bir cevap alamamışlar. Ashabın bu gecenin hangi gece olduğunu öğrenmek için rüyaya başvurduğunu da görmekteyiz. Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşıldığına göre bir grup sahabi Kadir gecesinin hangi gece olduğunu tespit etmek amacıyla rüyaya yatmışlar, istihare yatmışlar. Farklı zamanlarda ve birbirinden habersiz olarak rüyaya yattıkları anlaşılan bu sahabiler daha sonra rüyalarını Efendimiz'e anlatmışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine anlatılan konuyla ilgili rüyaları dinledikten sonra görüyorum ki rüyalarınız Kadir gecesinin Ramazan ayının son 7 günü içinde olduğuna işaret etmektedir. O halde Kadir gecesini bu son 7 gün içinde arayınız buyurmuştur. Bu rivayet hem toplu rüyanın önemini hem de bu şekilde görülen rüyaların doğruya işaret ettiğini göstermektedir. Çok enteresan bir örnektir bu. Rüyada görülen nesneler ve renkler. Yine Eddaremi'den nakledildiğine göre ashab rüyada süt görmenin doğallığa, sadeliğe ve temizliğe delalet ettiğini, gemi görmenin kurtuluşa, deve görmenin üzüntüye ve kadın görmenin de hayra işaret ettiğini söylemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akan çeşmeyi rüyada görmenin kişinin ameline tekabül ettiğini mesela belirtmiş. Ayrıca rüyada ayağında bağ görmenin güzel bir anlam ifade ettiği ve dinde sebat anlamına geldiği, boynunda buka görmenin ise kötü bir anlama sahip olduğu, azap göreceği alamet olarak gösterilmiş veya bu şekilde tevil edilmiş. Renklerle ilgili de bazı yorumlar yapılmıştır. Genel İslam anlayışına göre yeşil renk, bolluk, bereket, hayat, canlılık, mutluluk, umut, huzur anlamlarını içerir. Bazı sahabeler rüyada yeşillik görmenin cennet anlamına geldiğini söylemişler. Beyaz rengin de iyi anlamlara geldiği anlaşılmış. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ilan etmeden önce ölen Varaka bin Nevfel'i ki bu kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Hatice validemizin amcası olup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olacağını belirten kişidir bildiğiniz gibi. Rüyasında beyaz elbiseler içinde gördüğünü, bunu onun cehennemde olmadığı anlamına geldiğini, çünkü cehennemde olana beyaz renk elbise giydirilmediğini söylemiştir. Yani Varaka bin Nevfel'in cehennemde olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle yorumlamış. Bundan hareketle rüya yorumcuları ölen bir kişinin rüyada beyaz elbiseler içinde görülmesi
onun iyi halde bulunduğuna ve cennet ehlinden olduğuna delalet eder demişler. Rüyada ahlak ve zaman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde en doğru rüyalar seher vakti görülen rüyalardır buyurmuş. O hem seher vakti görülen rüyaya büyük önem vermiş hem de rüyayı sabah vakti yorumlamanın daha doğru olacağını belirtmiş. O yüzden zaman zaman sabah namazından sonra ashabına var mı içinizden rüya gören sorun ki tabir edeyim demiş ve çoğunlukla ashabının rüyalarını bu vakitte yorumlamıştır. Elbette bunun bir anlamı olmalıdır. Bazı alimler bu vakitte rüyayı görenin onu tam olarak hatırlayabildiğini, yorumlayacak kişinin de henüz zihni başka şeylerle meşgul olmadığından daha isabetli yorumlar yapabileceğini belirtmekte. O açıdan bu vakit rüya yorumu için en uygun vakittir denilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca kıyamete yakın zamanlarda Müslümanların rüyalarının çoğunlukla doğru çıkacağını belirtmiş ve en doğru rüyanı rüya göreniniz konuşmasında en dürüst olanınızdır buyurmuştur. Bazı alimler hadis-i şerifte geçen zamanın yaklaşması ibaresini kıyametin vaktinin yaklaşması değil de gece ve gündüzün yılın belli zamanlarında ilkbahar ve sonbaharda eşitlenmesi şeklinde değerlendirmişler. Alimler bu dönemlerde insan tabiatının mutedil bir hal aldığını, böyle bir durumda görülen rüyanın daha doğru olacağını söylemişler. Peki rüyada öleceğini görmek. Kaynaklarda yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra yönetici olarak onun yerine geçen halifelerden Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın rüyalarında öleceklerini gördükleri anlatılmakta. Hazreti Ömer radıyallahu anh rüyasında bir horozun kendisini gagaladığını görmüş ve bunu öldürüleceği şeklinde yorumlamış. Hazreti Osman radıyallahu anh ise rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü, kendisine akşam iftarını bizim yanımda yapacaksın dediğini nakletmiş ki gördüğü gibi çıkmıştır. O akşam Hazreti Osman Efendimiz şehit düşmüştür. Abdullah bin Abbas'ın da radıyallahu anh rüyasında Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'e elinde bir şekan olduğu halde ve kendisine bunun torunu Hüseyin'in radıyallahu anh'ın kanı olduğunu söylerken gördüğünü anlatmıştır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın bu rüyayı görmesinden kısa bir süre sonra bildiğiniz gibi maalesef Kerbela faciası vuku bulmuş ve Hazreti Hüseyin Efendimiz de orada şehit edilmiştir. Peki rüyalar delil olabilir mi kardeşlerim? İbn Hacer el-Askalani ise rüyanın delil olması hakkında şöyle demiş. Rüya konusunda insanlar 3 sınıf. 1. Peygamberler. Onların rüyalarının tamamı doğrudur. Çoğunluğu açıktır. Bazen tabir edilmeye bile ihtiyaç yoktur. İkincisi salihler. Bunların rüyaları genellikle doğrudur. Fakat anlaşılması için tabir edilmeye ihtiyacı vardır. Bazen tabir edilmeye ihtiyaç duyulmayacak kadar da açık rüyalar salihler görebilirler. Peygamberler ve salihler dışındakilerin rüyaları. Böyle kimselerin rüyaları doğru olabileceği gibi olmayabilir de. Bunlar da 3 kısımdır. Durumu kapalı olanlar, bunların rüyasının doğru olup olmaması eşittir. Fasıklar, böylelerin rüyaları çoğunlukla doğru değildir. Çok az doğru çıkabilir. Fasık ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyen ve bunları açıkça yapan insanlar. Yine üçüncüsü kafirler. Bunların rüyalarında doğruluk oranı ise yok denecek kadar azdır. Hatta imkansızdır. Fıkıh alimlerin de rüyada bilgi alabileceği düşünenler var. Fıkıh alimlerinden. İbn Abidin mestin incelmesi durumunda mest olmaktan çıkıp çıkmayacağını araştırırken 1234 senesi Zilkade ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğünü ve bu hususu ona sorduğunu, onun da mestin 3 parmak kadar kısmı incelirse üzerine mesledilmez diye cevap verdiğini anlatmıştır. Ki İbn Abidin biliyorsunuz Hanefi mezhebinde bir imamdır. Aynı şekilde İbn Abidin İmam Züfer'in talebesi Şeddad bin Hakim'in rüyasında Ebu Yusuf'tan bilgi aldığını da aktarmıştır. Rüyaların delil olması konusunda peygamberler ile diğer insanların birbirinden ayrılması gerekir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy mahiyetindedir. Bu sebeple peygamberlerin rüyası hem kendisi hem de diğerleri için bağlayıcıdır. Nitekim Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i rüyasında kurban ettiğini görmesi Saffa suresinde geçer bildiğiniz üzere. Onu kesmek istediği Kur'an-ı Kerim'de nakledilmektedir. Ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emridir. Peygamberlerin dışındaki kimselerin rüyası ise vahiy kapsamında değerlendirilemez. Çünkü sadece peygamberler masum ve masumdur. Masum yani korunmuş. Onların dışındakiler ise her zaman dış etkilerin tesiri altında kalabilirler. Nitekim rüyanın mahiyeti ve çeşitleriyle ilgili
açıklamalarda belirttiğimiz üzere gerek pozitif bilim adamları gerekse İslam düşünürleri rüyanın bilinçaltından, fiziksel ortamdan veya alınan kimyasallardan kaynaklanabileceğini, değişebileceğini, farklılık gösterebileceğini söylemişler. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik durumu, hayal ve kuruntular, uyku esnasındaki dış etkiler ve günlük meşgaleler rüyalara tesir edebilir. Bunun yanında peygamberlerin dışındaki insanlar şeytanın vesvese ve etkisine de çok açıktır. Zaten bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyaları tasvip ederken şeytanın etkisinde kalarak veya psikolojik veya fizyolojik etkilerle rüya görülebileceğini belirtmiş ve bunları salih rüyalardan ayırmıştır size aktarmış olduğum hadis-i şeriflerde. İstihare ve rüya ilişkisini de sizlere aktarmak isterim kardeşlerim. Bildiğiniz üzere istihare Allah Celle Celaluhu'ya bir konuyu danışmak. Bazı fıkıh kitaplarında nasıl hareket etmenin doğru olacağını bilemeyen mübah işlerde manevi bir işaret elde etmek için iki rekat namaz kılıp istihare duası okuduktan sonra kıbleye yönelerek yatılacağı, rüyada beyaz ve yeşil görmenin hayra, siyah veya kırmızı görmenin ise şerre delalet edeceği belirtilir. İstiharenin bu şekilde anlaşılıp uygulanması rüya ile amel etme sonucunu doğurmaktadır. Halbuki rüya delil değildir. Bu sebeple öncelikle istiharenin ne olduğunu bir anlamak gerekiyor. Sözlükte hayır ve iyilik de iyilik istemek anlamına gelen istihare bir kimsenin iki rekat nafile namaz kılarak yapmayı düşündüğü şey hakkında Allah'tan hayırlısını dilemesidir, istemesidir. İnsanlar bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremez, bilemezler. Bu durumda kişi karar vermek için öncelikle gerekli bütün gayreti gösterip araştırır, istişare eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iş konusunda onlarla istişare et, karar verince de Allah'a güven ve dayan buyurulmaktadır. Bundan sonra kişi istihare yoluyla her şeyi bilen Allah'a sığınır, hakkında hayırlısını takdir etmesi için ona dua eder ve ondan yardım diler. Bu bakımdan istihare yapılacak işin hayırlı olmasını, hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve ondan yardım istemektir. Böylece istihare kişinin kulluk bilincini canlı tutar, ortaya çıkacak sonuca rıza göstererek ruh sağlığını korumasını sağlar. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın takdirine razı olması insanın saadetindendir. Aynı şekilde Allah'ın hayır dilemesi istihare de saadetindendir. Fakat Allah'tan hayır dilemeyi terk etmesi ve Allah'ın takdirine razı olmaması ise onun bedbahtlığındandır buyurmuştur. Bir iş yapmak istendiğinde istişare ve istihare yapmak menduptur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önemli işlerde istihare yapılmasını tavsiye etmiş. İstihare yapan zarar etmez, istişare eden pişman olmaz. İktisatlı davranan da başkasına muhtaç duruma düşmez buyurmuştur. İstiharenin halk arasındaki uygulaması rüya ile amel etmeye dayanmaktadır. İstihare sünnet ile sabit olduğu için rüya ile amel etmenin de sünnet ile sabit olduğu düşünülebilir. Fakat aslında istihare gerekli araştırma ve istişare yaptıktan sonra karar verilen meşru ve mübah bir işin hayırlı ise kolaylaştırıp nasip etmesi, değilse nasip etmemesi için Allah'a dua etmek ve yalvarmaktır. Başka bir ifadeyle istihare Allah'a güvenip dayanmak ve onun takdirine rıza göstermektir. Bir ilham veya rüya beklemek değildir. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah.